Herkese merhabalar arkadaşlar. Büyük güncellemeye artık saatler kaldı. Pazartesi sabah itibariyle arkadaşlar oyun bakıma girecek ve 3 gün boyunca bakımda kalacak. Pazartesi, salı, çarşamba günü bakımda kalacak. Perşembe günü açılması varsayılıyor arkadaşlar. Perşembe günde belki bakım uzayabilir. Yine bilginiz olsun. Bunu da dipnot olarak ekleyelim. Evet arkadaşlar, 3 gün boyunca bakımda kalacak ve peki bu bakımın içeriği, kapsamı nedir? Neden 3 gün boyunca bakımda kalacak? Öncelikle arkadaşlar taşınma süreci olacak. Lisanslar güncellenecek. Yani oyuncular vesaire bilmem neler taşınacak. Bununla birlikte işte GP'lerimiz, MyClub paralarımız, işte şurada yazıyor arkadaşlar, onlardan bahsediyorlar. E-futbol paraları, e-futbol puanları, GP, temel takım, adaylı sözleşmeler, tesadüf anlaşmalar, sözleşme yenileme biletleri, oyuncular, menajerler, antrenman programları, hedefler ve çeşitli oyun içi ayarlar aktarılacak arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsetmişler. Bir de tabii ki temel konu, kapsam, lisans yenileme arkadaşlar. Lisans sözleşmelerimize göre her takımın amblemleri, formaları, oyuncuları tazelemek için böyle bir güncelleme yaptıklarından bahsediyorlar. Tabii 3 gün boyunca kapalı kalmasının sebebi sadece bunlar olamayacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii ki beklentilerimiz var ama öncelikle bir 300 MyClub parası konusu var. Ona değinmek istiyorum. 300 MyClub parasını güncellemeden sonra geleceğinden beklenti içinde olan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar 300 MyClub parası konusu International Cup'la alakalı olduğu için önümüzdeki ayın, yani 12. ayın 8'inde, şu anda ekrana yansıtıyor durum o yazıyla alakalı bilgiyi, 12. ayın 8'inde bakımla birlikte gönderileceği söyleniyor. Yani güncellemeden sonra 300 MyClub parası beklemeyin arkadaşlar. Başka bir ödül olabilir büyük ihtimalle güncelleme ile alakalı. Yani 300 MyClub parası şeyde verilecek. International Cup'la alakalı olduğu için 8. ayın 8'inde, önümüzdeki ayın 8'inde verilmiş olacak. Bunu da değindikten sonra beklentilerimiz neler? Şimdi arkadaşlar 5 konu başlığı açıyorum. Birincisi Edit bölümü, ikincisi Dünya Kupası, üçüncüsü Analik, dördüncüsü çapraz platform, biliyorsunuz işte mobille konsolun karşılaşması. Beşincisi de Match Pass arkadaşlar. Şimdi bunlara sırayla değineceğiz. Öncelikle Edit bölümünden başlayalım. Aslında herkesin beklediği, merakla beklediği bölümlerden bir tanesi, benim de dahil olmak üzere. Edit bölümünde bizleri neler bekliyor olabilir arkadaşlar? Bir, oyuncu sıfırlama. Yani biliyorsunuz birçok arkadaşımız oyuncuları yanlış bastı sezon başında. Yani ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım ama çok fazla acele eden kardeşlerimiz olduğu için yanlış basıldı. Acele etmeyin diye söylemiştik ama sağlık olsun diyelim. İnşallah bunu düzeltmeleri için bir sistem, edit bölümü, oyuncu sıfırlama bölümü gelir diye düşünüyorum. Ama bunu büyük ihtimalle ya e-futbol puanıyla ya da e-futbol parasıyla yaptırabilirler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bir sistem geliştirebilirler. Peki edit bölümünün içinde başka neler olabilir? Oyuncu özelleştirme. Nasıl yani oyuncu özelleştirme derken, oyuncuya işte pozisyon antrenörü basma gibi eski sistemdeki öğelerden bahsediyorum. İşte beceri basma gibi, pozisyon basma gibi oyuncu özelleştirme bölümü olacaktır. Edit programının içinde. Yani beklentimiz bunlar. Tabii ki en önemlisi dediğim gibi oyuncu sıfırlama edit bölümünde olacaktır. İkinci konu Dünya Kupası geliyor, biliyorsunuz. Dünya Kupası'na özel bir tema, işte bir etkinlik, kampanyalar vesaireler. Yani inşallah gerçekten beklentim Dünya Kupası'na özgü gerçekten muhteşem bir etkinlik getirmelerini bekliyorum. Ama bekleyip göreceğiz. Biliyorsunuz Konami bu konularda çok geride arkadaşlar. Özellikle FIFA'nın çok çok gerisinde etkinlik konusunda. Tamam, gameplay, oynanış bakımından iyi ama etkinlik bakımından çok geride. O yüzden inşallah Dünya Kupası'na özel güzel bir etkinlik, güzel kampanyalar. Kart tasarımlarını zaten gördünüz. Güzel bir kart tasarımları yapmışlar. Eyvallah, ona bir şey demiyorum ama insanlar daha çok etkinlik ve kampanya bekliyor arkadaşlar. Bundan dolayı böyle bir beklentim var. Üçüncü olarak Analik. Analik büyük ihtimalle konsola gelir diye düşünüyorum ama mobile gelir mi onu bilmiyorum arkadaşlar. Gelirse çok büyük sükse olur. Çok büyük bir etki oluşturacağını düşünüyorum ben Analik'in arkadaşlar. Bakalım, ama konsola büyük ihtimalle gelir diye düşünüyorum. Ama mobile gelir mi? O tartışılır arkadaşlar. Bakalım, bekliyoruz ama geleceği söyleniyordu arkadaşlar. Bir diğer bölümümüz çapraz platform. Zaten bu oyunun bu hale gelmesi, 2021'deki sistemin tamamen değişmesinin sebebi zaten çapraz platform arkadaşlar. Yani işte PlayStation'da oynayan oyuncuyla mobildeki oyuncu
karşılaştırma bölümü, birbirleriyle maç yapabilme. Ama ben bunu sadece hani normal maçlarda değil de işte böyle turnuva tarzında yapılan maçlarda karşıla karşıya gelebileceğini düşünüyorum. Bundan kaynaklı böyle bir sistem yaptıklarını düşünüyorum. Normal şartlarda, ama işte normal biz e-futbol ligini kasarken orada bizim karşımıza geleceğini düşünmüyorum. Çarplaz platformu zaten bunu ta 2022'de duyurmuşlardı ama henüz hayata geçirememişlerdi. Bence bu güncellemede büyük ihtimalle bu hayata geçecektir diye düşünüyorum. Bir diğer konuda MatchPass. Biliyorsunuz MatchPass sistemini FIFA oynayanlar bilir. Daha doğrusu işte FIFA'dır, işte Brawl Stars'tır, işte ne bileyim Clash Royale'dir. Buna benzer oynayan arkadaşlar bilirler. Böyle sistemler o oyunlarda da var. İşte böyle sırayla belli bir şeyleri yaptıkça, puanları kazandıkça ödüller geliyor arkadaşlar, bölüm bölüm. En sonunda da işte üst düzey bölüm geliyor. MatchPass paralı olur zaten büyük ihtimalle arkadaşlar. Normal ücretsiz bir şekilde gelmez. Bu da 2022'de vaat edilen ama henüz ortada olmayan vaatlerden bir tanesiydi Konami'nin. MatchPass de dediğim gibi çapraz platform, 2022'den beri beklediğimiz bir bölüm, henüz gelmemişti. Bakalım bu bölümde gelecektir diye düşünüyorum. Bir de şey vardı arkadaşlar, bunu da not olaraktan ekleyeyim. Mobili, yani oynadığımız oyuna joystick desteği gelecekti. Konsol desteği gelecekti. Bu PlayStation'da oynadığımız kol joystick desteği gelecekti. Onu da yine 22'de vaat etmişlerdi. Henüz gelmedi. Belki onun da gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Yani genel olarak topladığımız zaman arkadaşlar, baktığımız zaman edit bölümü merakla bekleniyor. En çok beklenen bölüm. Çünkü çok fazla hesabı çöp olan oyuncular var. Daha sonrasında Dünya Kupası ile alakalı inşallah hayal kırıklığı olmaz. Güzel beklentilerimizi karşılayacak bir Dünya Kupası geçiririz. Çünkü 9 gün kaldı. Güncelleme ile birlikte hemen hemen başlayacak. O hafta sonu mu başlıyor, hafta içi mi başlıyor bilmiyorum. Hatırlayamadım. Ana lig gelirse dediğim gibi çok büyük ses getirir. Hele ki mobile gelirse. Ama bunun boyutu ne olur? Getirebilirler mi? Çünkü yani bunun boyutunun çok yüksek olacağını düşünüyorum. Ayrı bir bölüm olarak mı indireceğiz? Öyle mi oynayacağız? Onu çok merak ediyorum. Ama dediğim gibi gelirse mobil platformun üst, yani mobil platformda çok büyük ses getireceğini düşünüyorum. Ama getirebilirler mi? Onu hala tartışıyoruz arkadaşlar. Çapraz platformdan bahsettik. MatchPass'ten bahsettik. Yine konsoldaki joystick desteğinin geleceğinden bahsettik. Sizler de arkadaşlar mutlaka bu konudaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı mutlaka yazın arkadaşlar. Sizlerin beklentileri nelerdir? Güncelleme ile birlikte ne bekliyorsunuz? Gameplay'e bir etki olacak mı? İlla ki düzeltmeler olur ama çok büyük etki olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani 2021'i çok bekleyen kardeşlerimiz var ama 2021 artık geri gelmez arkadaşlar. Boşuna beklemeyin. Ama gameplay'de dediğim gibi hatalar, belki biraz hatalar düzeltilebilir. İşte ne bileyim biraz iyileştirmeler yapılabilir ama çok büyük bir şey beklemeyin gameplay ile alakalı. Zaten öyle bir şeyden de bahsetmemişler. Ama yine de bir düzenlemeler yapılacaktır diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Atladığım şeyler olmuş olabilir, yanlış söylediğim olmuş olabilir. Onları da sizler yorumlara yazın, görüşlerinizi yazın, beklentilerinizi yazın. Beklentileriniz nedir? Bunları da ben merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım, merakla bekliyoruz. Takımınızı arkadaşlar, bir de temel takımınızı Türkiye yapmayı unutmayın güncellemeden önce. Yani her halükarda bir sıkıntı olmasın. Belki bir giriş kampanyasıyla alakalı, bu 17'sinde başlıyor çünkü tam oyunun, yani bakımın bittiği tarihte başladığı için temel takımınızı mutlaka Türkiye yapın. O şekilde güncellemeye girin. Daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Bunu da eklemiş olalım. Videomuzu noktalandırırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.